Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karar TV'de Elif Çakır'la Taha Akyol'un konuğuydu geçenlerde. Amerikan yaptırımları sorulunca ABD'li eski büyükelçi James Jeffrey'nin Erdoğan'a dişinizi gösterene kadar geri adım atmaz sözüne dikkat çekti önce. Sonra Trump'ın aptal olma mektubuna tepkisiz kalınmasından söz etti. "Bu can bu tendeyken Amerikalı rahibi vermem." diyen Erdoğan'ın Birkaç ay sonra Branson'ın verdiğini hatırlattı. Ardından aynen şöyle dedi. Maalesef Washington'da, Brüksel'de, Moskova'da, Pekin'dekiler artık Erdoğan'ı çözdüler. Hangi şartlarda ne taviz vereceğini biliyorlar. Sonra çıtayı biraz daha yükseltti. Uluslararası aktörler bakıyorlar. Türkiye'de kontrol edilebilir biri var mı? Var. Nasıl kontrol ediliyor? tehdit edilerek, mal varlıkları kongreye sunularak, geçmişteki bir takım dosyalar ortaya atılarak. Bu çok ciddi bir güvenlik problemidir. Korkunç değil mi? Peki hangi dosyalarmış onlar? Programcılar sormadı ama Davutoğlu bir ipucu verdi. Rıza Zarrab davasının Türkiye'de görülmesini istediğini söyledi ve ekledi. Kimsenin eline koz verilmesin. Türkiye Cumhurbaşkanı'na karşı kimse elinde dosya tutmasın istedim. Bu yüzden başbakanlığıma mal olan bir süreç yaşandı. Davutoğlu'nun sözlerini ben şöyle tercüme ediyorum. Rıza Zarrab dosyası ve yurt dışındaki serveti Erdoğan'ın yumuşak karnıydı. O yüzden davayı yani Zarrab'ı Türkiye'ye Amerika'ya göndermeyip Türkiye'de halledelim istedim. Şimdi Erdoğan'ın bütün kirli çamaşırları dünya başkentlerinin eline geçti. Onlar da bu kuzu kullanıp Türkiye'ye baskı yapıyorlar. Erdoğan da mecburen taviz veriyor. Türkiye böylece dışarıdan kontrol ediliyor. Bugün 25 Aralık o gün kapatılan rüşvet dosyasının ülkeye nelere mal olduğunu şimdi anlıyor musunuz?